Merhabalar, bugün İbrahim Saraçoğlu'nun papatya kürlerinden bahsedeceğiz. Papatya nelere iyi geliyor ve papatya kürü nasıl uygulanır? Sinüzit için papatya kürü, bir numaralı kür, antidepresan etkili olan, yani hanımların regl dönemlerinde antidepresan özelliğe sahip olan ikinci kür, yine papatya kürünü. Bir de diş etlerini koruyucu özellikle bir uygulamayı anlatacağız ve videonun başında kürleri nasıl uygulayacağınızı, videonun ilerleyen bölümlerinde ise papatya ile ilgili Saraçoğlu hocanın vermiş olduğu derin detaylı bilgileri aktaracağız. Bu arada hemen şunu söyleyelim. Sinüzite iyi geliyor. Regl dönemlerinde etkili antidepresan. Saç rengini açıyor. Saç derisindeki kaşıntılara karşı kullanılıyor. Bir de diş etlerini koruyucu özelliği var. Önce sinüzite karşı papatyadan bahsedelim. Kür nasıl yapılır? Tencerede yaklaşık yarım litre suyu kaynama noktasına kadar getireceksiniz. Hocamızın anlattığı şekilde anlatıyorum. 2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatyayı. Bakın, 2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatyayı veya 4 poşet papatyayı hafif hafif kaynamakta olan suyun içine atıyorsunuz. Tenceremiz var. Yaklaşık yarım litre su koyduk. 2 tatlı kaşığı kurumuş papatyayı veya 4 poşet papatyayı, poşetten kastettiği ne burada hocamızın? Hani şu marketlerde satılan papatya poşetler içinde, hani poşet çay şeklinde düşün, onları kastediyor. Bunu ne yapacaksınız? Bu suyun içine atacaksınız. Hafif hafif kaynamakta olan suyun içine. Başınızı havluyla örteceksiniz. Şöyle. Sonra yüzünüzü onun buharına tutacaksınız. Bakın, aşağıda kaynamakta olan su, atılmış papatyalar. Başınızda havlu. Havluyu getirdiniz şöyle. Şuraya getirdiniz. Ve burnunuzdan o buharı nefes alıp vermek suretiyle sinüslere doğru çekmiş olacaksınız. Arada bir ağzınızdan da nefes alıp vereceksiniz. Yani havluyu şöyle yaptınız. Burnunuzdan nefes aldınız, verdiniz, aldınız, verdiniz. Sonra ağzınızdan nefes aldınız, verdiniz. Bu uygulamayı bu şekilde 5 dakika uygulayacaksınız. 5 dakika. İbrahim Saraçoğlu'nun sinüzit için, sinüsler için papatya kürünü anlatıyorum. Bir numaralı papatya kürü. Bu 5 dakika bittikten sonra, bu arada su böyle tokur fokur kaynamayacak. Yani hafif hafif kaynayacak. 5 dakika bitti. Sonra ne yapacaksınız? Ara vereceksiniz. Ne kadar ara vereceksiniz? Yarım saat kadar ara vereceksiniz. Ondan sonra tekrar aynı şeyi, aynı işlemi, yani kaynar suyu koydun, yarım litre kadar içine papatyayı attın. Hafif hafif o öyle kaynıyor. Havluyu başına sardın, şöyle yaptın. Burnundan nefes aldın. 5 dakika. Ondan sonra aralarda tabii ağzından nefes aldın. İşte bunu ikinci kere yeniden yapacaksınız. Ertesi güne geliyoruz şimdi. Ertesi gün oldu. 5 dakika uygulama, yarım saat ara verme şeklinde tekrar 5 dakika uygulama yapacağız. Akıntı gelmeye başladığı günden itibaren 3 gün artık ara vereceksiniz. Bakın, bu akıntının gelmesini sağlayacak. Sinüzit olanlar papatyadan nasıl yararlanabileceğinizi anlatıyoruz. Bazı durumlarda ilk günün ikinci 5 dakikasında akıntı gelebilir, olabilir, ihtimaldir. Bazı durumlarda ise ikinci veya daha sonraki günlerde akıntı gelmeye başlayabilir. Yeterli rahatlamayı sağlayıncaya kadar, bunu sağladıktan sonra ileri tarihlerde de yeniden uygulamayı tekrar edebilirsiniz. Evet, bir numaralı İbrahim Saraçoğlu papatya kürü, sinüzit rahatsızlığı olanlar için tekrar videoyu başa alarak izleyebilirsiniz. Bu serinin bir devamı olarak Papatya Kürü 2, bunu anlatacağım. Bundan sonraki videoda
Muhtemelen bitiş yerinde şuralarda bir yerde ikinci videoyu görebilirsiniz. Ve o videoda da papatya küründen uzun uzun, yine önce kürü vereceğim, sonra uzun uzun anlatacağım papatyanın nelere faydası varmış. Ya da belki üçüncü bir video haline de getirebilirim. Takip edin diğer videoları da. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Ama hekiminize asla danışmadan da, alerjiniz olup olmadığını anlamadan, bakmadan, sormadan ilaç yerine kesinlikle kullanmayın. Kendinizi teşhis koymayın. Doktorunuza gidin ve ben bunu yapacağım diyerek bu destek çalışmalarını, kürlerini o zaman uygulayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.